Merhabalar, ben Abdullah Çoşkun. ABK Teknik Uygulama Mühendisi olarak çalışmaktayım. Dördüncü eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda sizlere SOLIDWORKS Visualize içerisinde kameraları ifade etmeye çalışacağım. Kameralar içerisinde bulunan son işlemi etkinleştir, parıldama ve alan derinliği seçeneklerini model üzerine nasıl uygulandığını aktarmaya çalışacağım sizlere. Visualize içerisinde ilk başta mevcutteki projemizi açalım. Dosya aç diyerek Lesson 4 Case Study içerisinde dediğimizde burada Router Start isimli bir modemimiz bulunuyor. Bu modemi Visualize içerisine aktaralım. Modeli aktardıktan sonra sağ üst kısmına doğru ilerlediğimizde burada kameralar seçeneği karşımıza çıkıyor. Kameralar seçeneğine geldiğimizde varsayılan olarak sadece bir tane kameranın burada olduğunu görüntülüyoruz. SOLIDWORKS Visualize'a bir veya birden fazla kamera eklememiz mümkün. Bunu iki farklı şekilde gerçekleştirebiliriz. Birincisi ilgili kamerayı seçtikten sonra klavyeden Ctrl-C ve Ctrl-V tuşlarına basabiliriz. Böylelikle mevcutta bulunan kamerayı kopyalamış oluyoruz. İkinci seçeneğimiz de sağ üst kısmına doğru ilerlediğimizde burada ekle seçeneği karşımıza çıkıyor. Ekle seçeneğine tıkladığımızda yeni kamera diyerek buraya yeni bir kamerayı da Visualize'a aktarabiliriz. Daha sonrasında yine hangi kamerayı aktif hale getirmek istiyorsak üzerine gidip çift tıklamamız yeterli olacaktır. Bununla birlikte kullanmak istemediğimiz kameralar varsa yine bunu mouse'un sol tuşuyla seçerek sil tuşuyla kaldırabiliriz. Burada geliyorum. İkinci eklemiş olduğum default kamera 2 seçeneğine tıklıyorum. Genel sekmesine geldiğimizde bu kameranın ismini değiştirmemiz mümkün. Buradaki ismi seçip sadece 2 olarak ayarlıyorum. Çalışma alanına gelip bir döndürme işlemi yaptığımızda buradaki kameranın ön izlemesi de otomatik olarak güncellenecektir. Eğer ki siz kameranın pozisyonunu ayırdıktan sonra yanlışlıkla bir değişiklik yapılmasını istemiyorsanız ve bu açının bozulmasını istemiyorsanız üst kısımda bulunan kilitli seçeneğini kullanabilirsiniz. Kilitli seçeneğine tıkladığınızda ve çalışma alanına gelip mouse top ile döndürmeye çalıştığınızda bir kilit sembolü karşınıza çıkacaktır ve mevcutta bulunan kameranın pozisyonunu böylelikle korunacaktır. Tekrar geliyorum, burada bulunan kilitli seçeneğini kaldırıyorum. Üst kısımda bulunan görünümde modele ön kısımdan bakılmış durumda. İkinci kameraya gelip modelin şu şekilde arkadan bir görünümünü oluşturuyorum. Bu şekilde iki farklı kamerayı Visualize içerisine eklemiş olduk. Daha sonrasında yukarı kısmında bulunan varsayılan kamerayı yine etkinleştiriyorum. Çıktı araçlarına geldiğimde burada çözünürlükle alakalı bir enboy değeri bulunuyor. Bu enboy değeri sağ kısımda bulunan enboy oranıyla doğru orantılı bir şekilde ayarlanabiliyor. Şu an için enboy oranı 16'ya 9 ayarlanmış durumda. Bundan dolayı da 1920x1080 gibi bir çözünürlüğü burada elde edebiliyoruz. Eğer ki siz de buradaki çözünürlüğü istediğiniz oranda elde etmek istiyorsanız enboy oranının sağ tarafta düzgün bir şekilde ayarlandığından emin olabilirsiniz. Buradan gelip sağ tarafta bulunan oka tıkladığımda kare, 3'e 2, 4'e 3 gibi çeşitli enboy oranlarını kullanabilirim. Buradan geldim 4'e 3 seçeneği aktif olsun istiyorum. Aşağıda bulunan seçeneği tıklayarak tamamlayayım. Bir diğer seçeneğim de aşağıda bulunan perspektif seçeneği. İki farklı kısımdan bu değeri değiştirebilirim. İstersen buraya manuel olarak bir değer girebilirim. İstersen de burada bulunan araç çubuğunu sağa veya sola ilerleterek burada bulunan perspektif değerini arttırıp azaltma imkanına sahip. Yaklaşık 105 olacak şekilde bir perspektif değerini buradan belirliyorum. Ve modeli bu şekilde pozisyonlandırdım. Dönüştür kısmına geldiğimde burada mesafe, boylam, enlem gibi çeşitli seçeneklerimiz bulunuyor. Bu seçenekleri istersen manuel olarak girebilirim, istersen de çalışma alanında mouse ile hareket yaptığında otomatik olarak bu önün güncellenmesini sağlayabilirim. Mesafe seçeneği kameranın modele ne kadar yakın olduğunu belirtiyor. Örneğin çalışma alanına gelip mouse'un tekerleğini ileri veya geri yönde hareket ettirdiğimde buradaki mesafe de otomatik olarak değişecektir. Boylam değeri de yine burada bakın manuel olarak ayarlayalım. Modelin kendi etrafındaki aslında konumuyla alakalı. Burada bulunan seçenek vasıtasıyla istediğimiz değerde ayarlayabiliriz. Enlem seçeneğini kullanarak yukarı veya aşağı yönlü bir ayarlama da yapmamız mümkün. Yani bu kısmı istersen mouse tuşuyla, istersen de sağ tarafta bulunan değerleri girerek etkinleştirebilirim. Gelişmiş seçeneğine geldiğimde burada ızgara yer paylaşımını etkinleştir seçeneği karşıma çıkıyor. Bu seçeneği etkinleştirdiğimde de modelin çalışma alanında bir ızgarayı aktif hale getirebilirim. Buradan yine aynı seçeneğe tıkladığımda ilgili seçeneği pasif hale getiriyor. SOLIDWORKS Visualize içerisinde alan derinliği seçeneği mevcut. Bu da genel sekmesine tıkladığımda en aşağı kısmına bakın alan derinliğini etkinleştir seçeneği karşıma çıkıyor. İlk olarak bu alan derinliğini etkinleştirelim. Bu seçeneğin bize sunduğu artı modelin belli bir kısmını net bir şekilde görünür hale getirebilirken diğer kısımlarını flu bir şekilde ayarlayabiliriz.
İlk olarak buradan ses seçeneğine tıklayarak odaklanacak noktayı belirliyorum. Buradan gelip modemin sağ çaprazdaki kısmını seçiyorum. Aşağıda bulunan diyafram mesafesini arttırdığımda modelin bulanık görünecek olan kısmını arttırmış oluyorum. Veya burada bulunan seçeneği kısarsam da modelin net görüneceği alanı arttırırken bulanık görüneceği kısımda yine daha az hale getirebiliyorum. İlgili ayarlamayı buradan gerçekleştirmemiz mümkün. Şimdilik alan derinliği seçeneğini pasif hale getiriyorum. Daha sonrasında filtreler içerisine ilerliyorum. SolidWorks Visualize içerisinde en önemli özelliklerden bir tanesi de aşağı kısımda bulunan parıldamayı etkinleştir seçeneği. Bu seçeneği aktif hale getirdiğimde yayıcı olarak ayarlanmış görünümler bir ışık kaynağı şeklinde parlayacaktır. Bakın buradan görünümlere geliyorum. Şuradaki sarı parçayı seçiyorum. Görünüm tipi olarak yayıcı görünüm tipi ayarlanmış. Bu görünüm tipi ayarlıyken ben gelip kameralar içerisinde filtre ilerleyip parıldamayı etkinleştirirsem dediğim gibi görünümler bir ışık kaynağı şeklinde parlayacaktır. Aşağı kısımda yoğunluk yarıçap değerleri bulunuyor. Bu yoğunluk değerini arttırırsanız ışığın vurgulanacağı miktarı arttırıyoruz. Yarıçap değerini de buradan arttırıp azaltırsak da ışığın kaynağının ne kadarlık bir yarıçapa sahip olacağını belirleme imkanına da sahibiz. Bir diğer seçeneğimiz de son işlemi etkinleştir seçeneği. SolidWorks Visualize'da bulunan önemli seçeneklerden bir diğeri de bu. Son işleme seçeneğini aktif hale getirdiğimde burada bulunan kameraya ekstra bir filtre ekleyerek modelin gerçeklik anlamında daha kaliteli görünmesini sağlayabilirim. İlk seçeneğim burada bulunan vinyet seçeneği. Buradan gelip vinyeti 10 olarak ayarlıyorum. Ve şöyle çalışma alanında hafif olarak modeli döndürdüğümde buradaki değerin modele uygulandığını görüntüleyebiliriz. Aynı zamanda burada ışıklandırma seçeneği de mevcut. Buraya ekstra bir parlaklık eklemek istiyorsak ışıklandırma değerini arttırabiliriz. Rengin doygunluğunu da yine buradan arttırmamız mümkün. Pozlama, gama düzeltme ve parlaklık gibi ekstra seçenekler de bulunuyor. Örneğin buradan parlaklığı da ben 1.2 olarak ayarlıyorum. Bu şekilde bir ayarlama yaptıktan sonra eğer ki modelimiz render alacağımız görünüme yakın bir görünümde ise render işlemini başlatmamız da mümkün. En aşağı kısımda tune seçeneği mevcut. Bu tune seçeneğini etkinleştirdiğimizde de bu şekilde bir siyah çizgiler modelin dışında görünür hale geliyor. Tabi bu tune'un çeşitli ayarları bulunuyor. Siyah üzerine beyaz şeklinde siyah beyaz bir yapı elde etmek istiyorsak bunu kullanabiliriz. Beyaz üzerine siyah şeklinde bir yapı elde etmek istiyorsak tam tersi şekilde burada bulunan seçeneği de kullanabiliriz. İhtiyaç halinde bu tune etkinleştir seçeneğini kullanarak modelin görünümünü ayarlamanız mümkün. Ben şu an için bu seçeneği pasif hale getiriyorum. Ve bu şekilde bir yapıyı elde etmiş olduk. Ve çıktı araçlarına gelip istenen çözünürlükte ise eğer işlemeyi başlat diyerek bunun render işlemini alabiliriz. SolidWorks Visualize'daki en önemli etkenlerden bir tanesi de bu çıktı modu. Burada şu an iki tane kamera eklenmiş durumda. Ben şu an için işlemeyi başlat dersem sadece aktif olan kameranın render işlemi başlatılmış olacaktır. Fakat ben bunun yerine çıktı moduna tüm kameralar seçeneğini seçersem sırasıyla ilk başta varsayılan kamera, daha sonrasında da ikinci kamera olacak şekilde render işlemleri gerçekleştirilecektir. Sizin de bu şekilde birden fazla kameranız varsa tüm kameralar seçeneğini kullanarak burada gerekli işlemleri gerçekleştirmeniz mümkün. Ek olarak diyelim ki elde etmek istediğiniz görünümün arka kısmının şeffaf olarak ayarlanmasını istiyorsunuz. Bunun için iki tane seçeneği yapmanız gerekmekte. İlk olarak burada bulunan görüntü formatını PNG olarak ayarlamanız gerekiyor. Daha sonrasında ise aşağıda alfayı dahil et seçeneği karşınıza çıkıyor. Zaten bu sadece PNG yani PNG formatını seçtiğinizde aktif bir şekilde karşınıza gelecektir. Buradan da alfayı dahil ettiği işlemeyi başlattığınızda arka planı şeffaf bir görsel elde edebileceksiniz. Dördüncü konuyla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.